Medya Haber'den merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün günlerden 14 Temmuz Cumartesi. 8. gün ekibi adına hepinize günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Güne dünden bugüne düşen haber özetleriyle başlayacağız. Hemen ardından günlük gazetelerin birinci sayfalarına, manşetlerine bakacağız. Ve günlük gazetelerden seçtiğimiz köşe yazılarını paylaşacağız. Sol anahtarda Ali İsmail Korkmaz'ın anısına Grup Aptal Dan Magusa Limanı'nı dinleyeceğiz. Volta bölümünde ise hapishane haber turumuz olacak. Yine Burhaniye T-Tip Hapishaneden öğrenci Alişan Taburoğlu'nun mektubunu paylaşacağız. Ve 14 Temmuz 82'de PKK davasından tutsakların gerçekleştirdiği büyük Temmuz direnişini, büyük direnişi hatırlayacağız. Hayri Durmuş, Ali Çiçek, Kemal Pir ve Akif Yılmaz'ı anacağız. Portrede bugün değerli dostlar iki dosyamız olacak. Birinci dosyamız Frikdede için hazırladık birinci dosyamızı. İkinci dosyamızı ise Frida Kahlo için hazırladık. Onları ekranlarımıza getireceğiz. Ayraç köşemizde sizler için yine her zaman olduğu gibi 3 kitap tanıtımı hazırladık. Ve bu tanıtımlarla sizleri kısacık da olsa kitapların dünyasına götürmeye çalışacağız. Günün gündemini ajandamıza düşen notlardan alacağız ve haftanın konuğunda gazeteci arkadaşımız Ziya Ulusoy'la 10 Ekim 1965 seçimlerinde ilk kez 15 milletvekili ile meclise giren tipin ardından bu dönem 24 Haziran seçimlerinde ilk kez devrimci ve sosyalistlerin, ilericilerin batıdan 12 kişiyle mecliste temsil edilmesini ve onlardan beklentilerimizi konuşacağız. Şayet zamanımız el verirse de Erdoğan AŞ'yi masaya yatıracağız. Evet, bugün bunları yapacağız. Hemen dünden bugüne düşen haber özetleriyle başlıyoruz. Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Masluk kenti yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın Belucistan Avami Partisi milletvekili adayı Rasani'yi hedef aldığı bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Rasani'nin de aralarında bulunduğu 70 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı. Eski Belucistan eyalet başbakanı Nawab Assam Rasani'nin kardeşi olan Siraj Rasani yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisi'nin önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Banunu kentinde mitingde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Soma katliamının mahkemesinin sonuçlanmasının ardından adalet arayışı için yürüyüşe geçen madenci anneleri Abbas Ağa Parkı'ndaki foruma katıldılar. Etkinliğe Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da katıldı. Yola çıkan madenci annelerinden Gülsüm Çolak, Fatma Malkoç, Nurcan Akdağ, babalar İsmail Çolak ve Ahmet Akdağ, "Başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye yola çıkacağız. Yanımıza bir parça kömür, biraz da toprak aldık," dedi. Anneler buradan Tuzla'ya geçecek. Tuzla iş cinayetleriyle ilgili açıklama yaptıktan sonra akşam Kocaeli'nde olacak. Barış için akademisyenleri oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız sözleriyle tehdit eden Sedat Peker beraat etti. İstanbul Anadolu 20. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Sedat Peker katılmadı. Peker'i 4 avukatı temsil etti. Şikayetçi akademisyenlerden bazıları duruşmada hazır bulundu. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi. Darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz öncesinde İzmir'de de kamu kurumları harekete geçti. Törenlerin kalabalık geçmesi kentin dört bir yanı çağrı panoları ile donatılırken kamu kurumlarında çalışanların da etkinliklere katılması zorunlu tutuldu. Çeşme Kaymakamlığı da bir yazı kurumlara yolladı. Kaymakamlık 15 Temmuz günü yapılacak törenlerde ilçedeki tüm kamu kurum çalışanlarının katılımını zorunlu tuttu. Çevre Örgütleri ve Ekolojik Geçiş Bakanı Nicolas Hulot, çevrenin muhafaza edilmesinin
anayasal bir ilke olmasını istemişti. 3 oya karşı 65 oyla kabul edilen öneriye göre Cumhuriyet çevrenin ve biyoçeşitliliğin korunması için ve iklim değişikliklerine karşı hareket eder ilkesi anayasada yer alacak. Bu yeni hedefin Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri olan eşitlik, laiklik gibi ilkelerin yanında yer alacak. Adalet Bakanı Nicolas Bulbet, Fransız geleneğinde siyasi bir araç ve güçlü bir hukuki araç diyerek bu gelişmeyi selamlarken, iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüş Partisi'nden genel raportör Richard Fernand büyük bir siyasi ve sembolik ilerleme dedi. İşgalci Türk Devleti Efrin'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Efrin'in Matbaa ilçesine bağlı Hoyan köyünde binden fazla zeytin ağacı işgalci Türk ordusu ve ona bağlı çeteler tarafından ateşe verildi. Yangın sonucu binlerce zeytin ağacı kül olurken yangının Şiye ilçesine doğru yayılarak devam ettiği de öğrenildi. Yangında binlerce ağacın daha yanma tehlikesi olduğu belirtildi. Çetelerin köylülerin yangını söndürmelerine izin vermediği ifade edildi. İşgalci Türk ordusu ve çeteleri geçtiğimiz günlerde de Racor ilçesinde Galiyetire bölgesinde 2 hektarlık alanda 3000 ağacı yakmıştı. Gazze'de Filistinlilerin düzenlediği geri dönüş yürüyüşüne saldırı İsrail askerleri 15 yaşındaki Osman Hess adlı çocuğu katletti. İsrail askerlerinin saldırısında 220 kişi de yaralandı. Yaralılardan 57'sinin kurşun ile vurulduğu belirtildi. 30 Mart'ta başlayan geri dönüş yürüyüşünün İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 138 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık 2 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arasında 514 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarına örgüt propagandası yapmak, örgütleri ile iktisatlı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunmak, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kastetmek, nefret söylemi yaymak gibi suçlamalar yöneltildi. Değerli izleyiciler, günlük gazetelerin birinci sayfalarındaki yolculuğumuzla 8. gün programımıza devam edeceğiz. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi değerli izleyiciler. Kanlı tehdide berat manşet başlığını atmış bugün Yeni Yaşam gazetesi ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Pankart açan öğrenciler, barış isteyen akademisyenler, cezalandırılırken oluk oluk kan akıtacağız diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker için suç unsuru oluşmadı denilerek beraat kararı verildi demiş. Biraz daha ayrıntıya bakmak istiyorum izninizle. Suç unsuru oluşmamışa demiş ki Yeni Yaşam gazetesi. Barış bildirisini imza atan akademisyenleri oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız diyerek tehdit eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Böyle bir cümleyi değerli izleyiciler gerçekten de gözü dönmüş kanlı bir katil söyleyebilir. Sedat Peker de öyle birisi. Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi 11 yıla kadar hapsi istenen Peker'in üzerine atılı suçların unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi demiş Yeni Yaşam gazetesi. Evet, fotoğrafı da vermiş. Bir eliyle Rabia işareti yapıyor, bir eliyle de kurt işareti yapıyor. İyi ki kanımızda duş alınmadı demiş Yeni Yaşam gazetesi ikinci başlıkta ise duruşmada söz alan akademisyenlerden Zeliha Gizem Sayın hukukçu akademisyen olduğunu belirterek ben o imza listesinde varım. Gururla varım. Meclise sunulan listede de ismim vardır. İyi ki öldürülmedik, iyi ki kanımızla duş alınmadı dedi. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin büyük bölümü KK'lerle üniversitelerden atılırken birçoğu için hapis cezası verildi demiş Yeni Yaşam gazetesi manşetin spotlarında. Birinci sayfadan devam edeceğiz Yeni Yaşam gazetemizi okumaya değerli izleyiciler. Birinci mecliste tek başına başlıklı bir haber var. Meclisi işlevsizleştiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir ilk bakanlar kurulu öncesi birinci meclise giden Erdoğan milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz diye konuştu.
Hemen altında da fotoğraflı bir başka haber var. Trump'tan İngiltere'ye tehdit başlığını taşıyor. Brüksel'deki NATO zirvesi sonrası İngiltere'ye giden ABD Başkanı Trump yoğun protestolarla karşılandı. Trump İngiltere yolunda yaptığı açıklamada ABD'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin yeniden AB ile sıcak ilişkiler kurmasından rahatsız olduğunu söyledi. Trump, eğer İngiltere AB ile yakın ilişki kurarsa ABD ile yapılacak ticari anlaşma tahminen gerçekleşmeyecektir diye konuşmuş. Evet, alenen tehdit etmiş. Devam edelim. Aileler Silivri önünde, biliyorsunuz, Soma'dan yola çıkan aileler Silivri'de avukatları Selçuk Kozağaçlı için bir basın açıklaması yaptılar ve Yeni Yaşam gazetesi de bunu birinci sayfadan görmüş ve şöyle demiş: Soma'da 301 madencinin ölümüyle ilgili mahkemenin verdiği kararı protesto eden aileler, faciada ölen yakınlarının mezarlarından aldıkları toprakla Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı. Somalı aileler Ankara'ya gitmeden önce İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde davanın avukatlarından tutuklu Selçuk Kozağaçlı'ya destek verdi, demiş Yeni Yaşam gazetesi. Diğer başlıklar ise şöyle, hemen kısa kısa okuyup geçeceğim. Keskin 90'ların anlayışı sürüyor başlıklı bir haber var. Bir röportaj var İHAD Eş Genel Başkanı Eren Keskin'le. Demiş ki Keskin, günümüzde yaşananları 90'larla kıyaslamış ve demiş ki günümüzde en küçük eleştirinin TMK kapsamına alınıp insanların cezalandırıldığına dikkat çekerek o nedenle korkutucu bir süreç dedi. O halin kalıcılaştığına dikkat çeken Keskin, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda kalmasıyla 90'lardaki anlayışın devam ettirildiğini kaydetti. Biliyorsunuz Soylu ağır ve çiller arttığı bir adam. Onların öğrencisi, boynuzla kulağa geçermiş biliyorsunuz kötü şeyler söz konusu olduğunda. Soylu böyle bir adam. Damadıyla çelişki yaşasa da Erdoğan'ın, Albayrak'la biliyorsunuz çekişmişti ve bir istifa meselesi gündeme gelmişti. Erdoğan Soylu'yu korudu çünkü bu dönemde de tıpkı seçimler öncesinde olduğu gibi Soylu gibi bir katile ihtiyacı var. Korucular 3 kardeşi öldürdü başlıklı bir haber var. Urfa Suruç'ta koruculuk yapan ve Merkez Eyyubiye ilçesinde kiraladıkları arazide tarım yapmaya başlayan Müslüm Toraman ve oğulları dün su yüzünden Boğakça ailesiyle kavga etti. Kavgada silah kullanan Müslüm Toraman ve oğulları Zeki Murat ve İmam Boğakça kardeşleri öldürdü. Saldırıda yaralanan kardeşlerden Ahmet Boğakça'nın ise hayati tehlikesi sürüyor, demiş Yeni Yaşam gazetesi. Gülay Toksöz'de Profesör Doktor bir söyleşi yapmışlar. Esnek çalışma işsizliği artırdı, demiş. Fiyat işçilerinin Ronaldo isyanı başlıklı bir başka haber daha Yeni Yaşam'ın birinci sayfasında yer alıyor bugün değerli izleyiciler. Yeni Özgür Politika'yla devam edeceğiz. 8. gün manşetlere iradenin zaferi manşet başlığını atmış bugün Yeni Özgür Politika gazetesi ve demiş ki KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişçilerini anlattı. Evet, ayrıntıları okumayacağım çünkü bizim de bir dosyamız var. Biz de 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişine katılan Hayri Durmuş, Ali Çiçek, Kemal Pir ve Akif Yılmaz'ı hazırladık dosya olarak sizler için. Öcalan'a Özgürlük Festivali ikinci başlık olarak yer almış Yeni Özgür Politika gazetesinde ve demişler ki değerli izleyiciler, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne adanan dünyanın en büyük işçi festivali Durham Madenciler Festivali başladı. Bugün 3 koldan gerçekleşecek büyük yürüyüşe Öcalan'a özgürlük pankartlarıyla Kürtler öncülük edecek. Öcalan fotoğraflı binlerce tişört, Öcalan hakkında hazırlanan broşür ve bildiriler ile birçok ürün ve festivalde dağıtılacak. Öcalan'a özgürlük yazılı dev balonlarda kortejin önünde yer almaları için hazırlandı, demiş Yeni Özgür Politika gazetesi.
Evet, ezberler bozulacak demiş. Kim demiş? Jin TV yayın kurulundan Berfin Hezil Yeni Özgür Politika gazetesine konuşmuş. Bakalım neler demiş meslektaşımız. Çok dilli ve zengin içerikli programlarla yayına başlayan Jin TV'nin orta ve uzun vadeli hedefleri büyük. Jin TV yayın kurulundan Berfin Hezil yaptıkları ve yapacakları hakkında gazetemize konuştu. Hezil, dünya basıncılık kalıplarının ötesinde ve standart sınırların dışına çıkacağız, ezberleri bozacağız ve kanal zamanla kadınların ortak birikimi, kazanımı ve bellek havuzuna dönüşecek diye konuşmuş. Biz de buradan bir kez daha kadın televizyonuna başarılar dileyelim meslektaşlarımıza. Buna, böyle bir televizyona elbette ihtiyaç var ve kadınların sesi olmaya aday olma amacıyla yayına başlayan Jin TV'nin hiç kuşkusuz kadınların mücadelesine büyük katkıları olacaktır. Gever Midyat ve Şırnak'ta eylemler demiş Yeni Özgür Politika gazetesi ve evet, faşizme karşı topyekün direnişe başlığıyla da 14 Temmuz ile ilgili PKK Yürütme Komitesi'nin yaptığı açıklamayı görmüş. 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu direnişi tarafından faşizm ideolojik yenilgiye uğratılmış, tümden yenilerek tarihin çöp sepetine atılmasının önü açılıp bunun ruhu ve çizgisi yaratılmıştır. Bizlere düşen bu ruhla daha güçlü donanmak ve bu çizgiyi daha derinden özümsemek ve bu temelde Erdoğan Bahçeli faşizmini tarihe gömmek için topyekün direnmektir. Böyle bir direnişin tarihi dönemde büyük zaferler kazanacağı kesindir. Ulusal Onur Günü'nü bir kez daha kutluyor. Tüm yoldaşları ve halkımızı AKP-MHP faşizmine karşı 14 Temmuz direniş ve zafer çizgisinde daha çok örgütlenmeye, daha güçlü mücadele etmeye ve daha büyük kazanmaya çağırıyoruz demişler. Evrensel Gazetesi değerli izleyiciler, hukuk rezaleti manşet başlığını atmış bugün ve demiş ki, bir günlük hukuk fotoğrafı. Akademisyenleri tehdit eden Peker beraat etti. Soma'dan sonra Davutpaşa davasındaki karar da patronlar lehine. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki davalar Erdoğan lehine sonuçlandı. Evet, hukuk diye bir şey kalmadı esasında. Bir tek hukuk var, o da tek adamın hukuku, faşist diktatör Erdoğan'ın hukuku. Dolayısıyla da mahkemelerden de ezilenler yanına ama mağdurlardan yana bir karar çıkmasını beklemek saflık olur. Sefer Servi de çizmiş bunu. Görüldüğü gibi duş alamadım, sabunlu kaldım hakim bey demiş. Peker'i çizmiş. Suçun unsurları oluşmadığından sanığın tahliyesine. Sanık Peker duşunu tamamlayamamış ya, sabunlu kalmış ya. İşte böyle. Diğer başlıklar ise şöyle değerli izleyiciler, Albayrak işçilere saldırı programının sinyalini verdi başlıklı bir haber var Evrensel'in birinci sayfasında. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformlara öncelik vereceklerini söyledi. Albayrak'ın açıklamasını değerlendiren doçent doktor Murat Birdal, önümüzdeki süreçte işçi sınıfının çok daha yoğun bir saldırı programıyla karşılaşacağına şüphe yok diye konuşmuş Evrensel'e. Bir diğer işçi haberi, özelleştirilen fabrikada işten atma, AKP'ye güvendiler şimdi işsiz kaldılar başlığını taşıyor. Özelleştirilirken işten çıkarma olmayacak güvencesi verilen Erzurum Şeker Fabrikası'nda işçilerin işine son verildi. İşçiler oy toplamaya geldikleri zaman sizi mağdur etmeyeceğiz demişlerdi diyerek AKP'ye tepki gösterdi demiş Evrensel Gazetesi. Yine röportaj yapmışlar. Soğan patates alamıyoruz, dış güçle ne alakası var demiş emekçiler. Somalı anneleri, aileleri görmüş birinci sayfadan Evrensel ve demiş ki adaleti toprağa gömdüler, biz yeryüzüne çıkaracağız. Baskılara karşı bir mücadele çağrısı var. Mersin, Adana, Hatay ve Kıbrıs'tan üniversite öğrencileri ODTÜ öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Tutuklamaların üniversitelere yönelik artan baskıcı ve gerici politikaların devamı olduğuna dikkat çeken öğrenciler baskılara karşı birlikte hareket etmenin zorunlu olduğunu söylemişler. Bir günle
Devam edelim yolculuğumuza değerli izleyiciler. Bir gün yeni rejimin yeni yargısından manzaralar demiş. Onlar da yargı meselesini manşete taşımışlar. Karikatüre 4 tutuklama, kan banyosuna berat manşet başlığını atmışlar. ODTÜ'lü öğrenciler karikatürlerin yer aldığı pankart taşıdıkları, sanatçılar tweet attıkları, akademisyenler ise barış bildirisini imzaladıkları için cezalandırılıyor. Oluk oluk kanınızı akıtacağız diyerek akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker ise beraat etti. Katil bir devletten, katil bir iktidardan katili korumak beklenir elbette. Sedat Peker onlar için miting yapmıştı, Erdoğan için miting yapmıştı. Her ağzını açtığında Erdoğan'a karşı olanları tehdit ediyordu. Şimdi ödüllendirmiş Erdoğan ve Erdoğan'ın yargıçları Peker'i. Diğer başlıklar ise şöyle. Meclisteki açılış meselesini sembolik başlangıç başlığıyla görmüş. AKP ile tarikatlar tırnak gibi Adnan Oktar'a yapılan gözaltıyı görmüş. Çocuk istismarıyla mücadele demişler. Volkan Ateş yazmış. Şişli Belediyesi çocuk anlatır, sen dinle kampanyasının ardından şimdi de çocuk istismarını önleme seferberliği başlattı demişler. 246 kişilik istismarla mücadele ekibi 20 Temmuz'dan itibaren sokaklara, okullara giderek ebeveynleri ve çocukları bilinçlendirecek. Sayıları 30 bini bulan 0-8 yaş arası çocuğun ebeveynlerine doğrudan ulaşmayı hedefleyen kampanya 31 Aralık'ta son bulacakmış. Cumhuriyet değerli izleyiciler, saygın bilim insanı Profesör Hamzaoğlu 5 aydır cezaevinde demiş. Barış tutuklu manşet başlığını atmış. Evet, kısaca manşet spotlarını paylaşmak istiyorum. Kocaeli Dilovası'nda hava kirliliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu önce Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edildi. Ardından da eş sözcüsü olduğu Halkların Demokratik Kongresi'nin de imzası bulunan bir basın açıklaması nedeniyle 17 Şubat'ta tutuklandı. Hamzaoğlu hakkındaki iddianameyi anlatırken şaka gibi diyor. Tanımlanan suç unsuru 322 kelime, 21 cümle ve 7 paragraftan oluşan basın açıklaması metni. Barış çağrısı ve savaş kışkırtıcılığı amaç ve içeriğine sahip metin, Hamzaoğlu delil olarak mizah dergilerinin kapak fotoğraflarının sunulduğunu söylüyor. Barış'a saldırıların artabileceğini söyleyen Hamzaoğlu, barış talebi ve mücadelesiyle savaş karşıtlığı 21. yüzyıl insanının görevi değil niteliğidir diyor. Hamzaoğlu'nun gelecek ile ilgili bir de uyarısı var. Ekmek, emek mücadelesiyle barış talebi ve mücadelesi örtüşmediği sürece iki alanda da başarısız oluruz diye konuşmuş Onur hocamız. Diğer başlıklarla devam edelim. Kanlı tehdit özgür demiş. Barış akademisyenlerini ölümle tehdit eden Sedat Peker'e beraat demişler ve manşetin içerisinden görmüşler. AKP o hali kaldırırken uzun tutukluluk süresi, tutukluluk işkencesinden vazgeçmiyor. Güvenli taktik demiş. Ayrıntıya bakalım. AKP mecliste ilk olarak o hali kalıcı hale getirecek yasa değişikliğini çıkarmak istiyor. O halin ilan edilmesinin ardından gözaltı süresini 30 güne çıkaran, daha sonra bu süreyi 7 güne düşüren AKP o hali kalıcı hale getirecek yasa değişikliğinde gözaltı ve tutukluluk süresini uzatmanın da formülünü arıyor demiş Cumhuriyet. Ve şöyle devam etmiş. Anayasaya göre tutuklanan bir kişinin en çok 4 günde hakim karşısına çıkarılması gerekiyor. Bu süreler yalnızca OHAL ve savaş hallerinde uzatılabiliyor. AKP'nin gözaltı süresini uzatabilmek için güvenlik bölgesi gibi tanımlarla anayasanın arkasından dolanma yoluna gidebileceği kaydediliyor. Tabii bu güvenlik bölgesi yalnızca ve yalnızca uzun tutuk gözaltı süreleri için, başka uygulamalar için de AKP buna başvurmanın peşinde. Bunu formüle etmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte de ayrıntılar açığa çıkacaktır mutlaka. Yurt Gazetesi değerli izleyiciler, İnce Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etti manşetini atmış bugün. Milliyet bedelli en geç yeni dönemde demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerliğin en geç yeni yasama döneminde açıklanacağını, ancak daha önce kararnameyle de çıkabileceğini söylemiş. Biliyorsunuz seçim öncesinde bu gündemdeydi.
Hürriyet kararnameye ile Ekim'den önce olabilir hızlı bedelli manşet başlığını atmış. Onlar da bedelliye bugün gündemlerini almışlar. Yeni Asya gazetesi son 10 yılda 30 kat arttı demiş. 380 bin kişi adli kontrolde. Mayıs ayı itibariyle denetimli serbestliğe tabi olanlardan 379 bin yüzü adli kontrol tedbir yükümlülüğü altında. Cezaevinde değiller ama bir başka şehire gidişleri yasak demiş Yeni Asya anayasa nereden çıktıysa. Vatan gazetesi ise bedelli öne çekilebilir demiş ve meclisteki açılışı görmüş. Evet, manşetlerimiz bugünlük bu kadar. Noktalıyoruz ve köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, ilk köşe yazımız Evrensel Gazetesi'nden İzzettin Önder'e ait. Ne yazmalıyım ki demiş İzzettin Önder. Yazıyı birlikte okuyacağız, ayrıntıları. Biraz eskilere giderek hafıza tazelemesi yapalım. AKP'nin ilk anayasa oyunu başladığında ileri gelen, öyle olduğu düşünülen anayasa hukuku hocalarının bir bölümü, anayasa değişikliğinin kurucu parlamentonun aksine var olan kurulmuş parlamento kararı ile de yapılabileceğini söyledi. Var olan parlamentonun toplumu temsil kabiliyet yetersizliği bir yana hangi zihniyetin fiili baskısı altında olduğunu dikkate almadan böyle bir hükme varmak herhalde bizler gibi vasat insanların anlayamayacağı düzeyde deha işi olsa gerek. Bu durumda ne söyleyebilirim ki? AKP'nin menşei ve tarikat bağlantılarını görmezden gelerek yöneticilerinin kullandığı dil ve davranışlarıyla takiye yaparak siyasete her türlü müdahaleyi baskılama ve demokrasi aleyhtarı olduğunu ileri süren savlarını inanılmaz şekilde destekleyerek prim veren yetmez ama evet ulema yandaşlarının halkın büyük bölümünü parti lehine sempatiye boyamalarını hangi akıl kırıntısı ile açıklamalı ki? Böylesi doğuştan dahiyane niteliklerle donatılmış insanlardır ki tarihin akışına çöküş halindeki kapitalizmin son can simidi olan küreselleşmeye çevresinde tutunmaya çalışan Türkiye'nin konumunu ve olanaklarına zerre kadar eğilmeden iki dudaktan çıkan aldatıcı lafa inanabilmişlerdir. Böylesi büyüleyici tuluat sahnesinde kazananlar zafer turu atarken ne denebilir ki? Halk arasında öküz altında buzağı aramak olarak bilinen ya da daha modern çevrelerin ifade biçimiyle komplo teorisi olarak adlandırılan akıl yorma ya da ileriyi tahmin etme yöntemini dışlayan aklı evvelleri yerlere göklere koymayan halkla oyun oynanmaz mı? Sosyal bilimlerden nasibini almamış sosyolog bozuntularının genelleştirilmiş görüşlere karşı ukalaca tekil olgulara bakma gibi dahiyane duruşlara prim verenlerin gayretleriyle buralara gelen toplumda Üsküdar'ı geçmek için ata dahi ihtiyaç duyulmazdı. Ne var ki bu çöküşte kurtuluş Üsküdar'dan ötededir. Bütçe açığı, cari açık ve bu paralelde yükselen kur konularında halka sempatik görülebilecek önlemler çelişkilidir. Kuru baskılamak ve faizi düşürmek olası gözükmemektedir. Bütçe açığını baskılamak, hizmetlerden fedakarlık yaparak, halkı sadaka kültürüne yönlendirerek bir süre gerçekleştirilebilir. Faizin baskılanması Merkez Bankası'nın para arzı ile olanaklı olabilir. Ancak bu durumda kur olağanüstü fırlar, dahiyane çiller deneyimi ortadadır. Bu sorun denetimli sabit kur sistemi ile götürülmeye çalışılabilir. Ancak bu geriye düşüş olduğu gibi günümüz koşullarında çok tartışmalıdır. AKP'ye oy veren ve kur ile doğrudan ilgilenmeyen kesimler ekonomik süreci de anlayamayacaklarından süreci lehte değerlendirebilirler. İşte cehaletin boyutu. Sahnelenen oyunu alkışlarken perde arkasında kanayan yarayı göremeyenin demokrasi oyunu. Şöyle ki cehaletin alkışladığı oyun son sahnede alkışlayanları da silip süpürebilir demiş. Böyle noktalanmış İzzettin Hoca Evrensel Gazetesi'ndeki Ne Yazmalıyım Ki yazısını. Sıradaki yazımız değerli izleyiciler Yeni Özgür Politika Gazetesi'nden Suat Bozkuş'a ait. Yeni Osmanlı mı, demokratik cumhuriyet mi diye sormuş Bozkuş. Ayrıntıları birlikte dinleyelim.
Birinci Cumhuriyet öldü, ruhuna El Fatiha. 90 yıllık Birinci Cumhuriyet bütün kurum ve kuruluşlarıyla yıpranmış ve yetersiz hale gelmişti. Liberaller Cumhuriyeti reformlarla dönüştürüp ikinci Cumhuriyeti kurmak için çok çalıştı ama başaramadı. Özal dönemi bunun en ileri ifadesiydi. Tükenmiş sistemin çıkmazını gören ve seçenek olarak demokratik özerkliğe dayanan bir demokratik cumhuriyeti öneren Kürdistan Özgürlük Hareketi oldu. Kürtlerin ve solun cumhuriyeti demokratikleştirme, demokratik özellikle toplumun en geniş kesimlerini etkin hale getirme çabaları da sabote edildi. Ama eski sistemin sürdürülmesi de olanaksızdı. Hem dünya ve bölge şartları hem de halkımızın direnişi statükoyu zora sokuyordu. Egemenler devletin bekası korkusuna kapılmışlardı. Bu şartlarda AKP açılımları gündeme getirildi. Bu açılımlar ciddi bir reformdan çok halkı bunlarla oyalamak ve çözülen sistemi restore etmek amacını taşıyordu. AKP kurulduğu ilk günden beri CHP ile sessiz, zımni bir ittifak içinde oldu. Bu şartlardan dolayı Erdoğan için anayasa değiştirilip başbakan olması sağlandı. Erdoğan Ergenekoncularla içeride, Kürt Özgürlük Hareketi'nin ve solun tasfiyesi dışarıda da. Bakiye toprakları kurtarma temelinde anlaştı. Milli birlik ve beraberlik içinde birinci cumhuriyete son verilip yeni Osmanlı'da denilen ikinci cumhuriyete geçildi. İkinci cumhuriyete Kürt inkarı imhasına, Alevi işçi ve demokrasi düşmanlığına dayanıyor. Zaten bu tekçi tek adam diktasına cumhuriyet demek de yanlış. Ya da olsa olsa Saddam'ın cumhuriyeti gibi bir cumhuriyet olur. Erdoğan anayasa değişikliklerini gündeme geldiğinde Hitler anayasasını ya da CHP'nin tek parti diktasını örnek gösteriyordu. Yani tepede yasama, yürütme, yargı tek elde birleşecek, hükümet, meclis, yargı tek adam diktasını örten bir şala dönüşecekti. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi denilen bu ucube sistemin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Kanunidir ama hukuki ve meşru değildir. Ya da Hitler, Saddam, İran Şahı, evren ve benzeri ne kadar meşru ise o kadar meşrudur. Bu sistem içinde hak hukuk aramak, kayıp değirmenin çakıldığını aramak gibidir. Bu nedenle yerel seçime umut bağlayanlar yanılıyor. Artık seçimlerin yapılıp yapılmayacağı, nasıl yapılacağı bir yana sistemde belediyelerin yeri de belli değildir. Daha önce konuşulduğu gibi belediyeler valiliğe, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir daire haline getirilecektir. Eski Osmanlı bile yeni Osmanlı'dan daha demokratikti. Ya CHP hükümeti adı altında tekçi faşist dikta rejimi ya da demokratik özerkliğe dayalı bir demokratik cumhuriyet, gerçek mücadele budur ve uzun da sürse zor da olsa demokratik cumhuriyet ve halkların özgürlük güçleri kazanacaktır. Sevgili izleyiciler, son yazımız Cumhuriyet Gazetesi'nden Özgür Mumcu'ya ait. Anayasa yok demiş Özgür Mumcu. Ayrıntıları birlikte okuyacağız. 13 sene önce suç unsuru bulunmamış bir karikatürü mezuniyet törenlerinde pankart olarak taşıdıkları için öğrencileri tutukladılar. Demek ki artık 13 sene önce verilmiş kararlar tanınmıyor. Demek ki Türkiye ifade özgürlüğü bakımından 13 sene öncesinden bile geride. Açalım. 1950'lerin 60'ların mizah dergilerini, o dönem siyasetçiler için yazılıp çizilenler bugünkü iktidar mensuplarına uyarlansa kim bilir kaç karikatürist ve yazar içeri girerdi. Kimi bakımlardan Türkiye 50-60 sene öncesinden bile geri kalmayı başarmıştır. Bu büyük başarı devam edecek. Yeni rejim her şeyi ama her şeyi başkana bağlamak üzerine kurulu. Kendini dar bir çevreye hapsetmiş bir başkanın memleketteki bütün yetkileri bizzat kullanmasına dayanan bu rejimde hak ve özgürlüklerin giderek artan bir hızla daralacağından şüphe duymamak gerek. Cumhurbaşkanlığı referandumunu takip eden 6 ay içinde uyum yasalarının çıkartılması gerekiyordu. Bu yapılmadı ve harekete geçmek için Erdoğan'ın seçilmesi beklendi. Muhtemelen kazara bir başkası seçilirse ona önceden kendisi için tasarladığı yetkileri vermek istemiyordu. Ancak daha büyük ihtimal ise seçimden önce devletin en ufak birimini bile kendisine bağlayacak değişiklikler yapmasının oy kaybına neden olacağından çekinmesiydi. Görülüyor ki yeni rejimde yargının vermiş olduğu Erdoğan'ın hoşuna gitmeyen kesinleşmiş kararlar artık hukuki etki doğurmuyor.
Bu saatten sonra da yargının Erdoğan'ın onaylamayacağı herhangi bir karar vermesi çok güç. Kuvvetler ayrılığı imha edilmiştir. Haliyle yargı iktidarın hukuki jargon kullanan ve cüppe giyen bir kolundan ibarettir. Başkanın her şeye muktedir olduğu bu rejimin bırakalım demokrasiye anayasalı bir sisteme sahip olduğu söylenemez. Anayasalar yasama, yürütme, yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını düzenler. Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için bu kuvvetlerin özellikle yargının bağımsızlığı şarttır. Kuvvetler birleştirilince anayasanın anlamı kalmaz. Anayasanın anlamı kalmayınca da hak ve özgürlükler de 50-60 sene öncesinden bile geriye düşülebilir. Yeni rejimde memleketin herhangi bir alanda ilerleyebilme imkanı yok. Bakanların kim olduğunun da zerre önemi bulunmamakta. İktidarı kullanmanın tek bir ölçütü var, o da Erdoğan'ın keyfi. Muhalefet partileri şimdiden uysallaşma ve demet siyasetiyle günü idare etme eğilimi gösteriyor. Haksız da değiller. Yeni rejimin onlara bıraktığı oyun alanı bundan ibaret. Yılgınlığa kapılmış, seçim akşamı yalnız bırakıldığını hisseden kitleleri sandığa götürmek için bu muhalefet tarzı yeterli olmayacak. Sokak sokak, mahalle mahalle, sivil toplum örgütleriyle desteklenen, dün Kemal Can'ın Cumhuriyet'teki yazısında belirttiği gibi bütün meselelerin siyasileştirilmesine dayanan bir muhalefet ihtiyaç var diye bitirmiş Özgür Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Anayasa Yok başlıklı yazısını. Değerli izleyiciler, bugün sol anahtarda Ali İsmail Korkmaz'ın anısına Magusa Limanı'nı Grup Abdal seslendirecek ama kısacık Ali'yi anmak istiyorum izninizle. Ali İsmail Korkmaz 18 Mart 1994 yılında Hatay'da doğdu. Eskişehir'de Gezi isyanına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe polisin saldırması üzerine ara sokaklara kaçan eylemcilerden birisiydi Ali İsmail. Anadolu Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiydi. Polis tarafından darp edildikten sonra eli sopalı gruplarca 2 defa darp edilmiş. Darp sonucu gittiği hastanede tedavi görmemiş. İlk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilmişti. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ali İsmail Korkmaz 38 gün boyunca komada kaldı değerli izleyiciler. 10 Temmuz 2013 günü 19 yaşında yıldızlaştı. Ali İsmail Korkmaz şahsında bir kez daha Temmuz'da yıldızlaşanlarımızı sevgi ve minnetle anıyoruz. Ve sözü Ali İsmail'in anısına Grup Abdal'a bırakıyoruz. Magusa Limanı diyecekler.
Değerli izleyiciler, Volta'mıza hapishanelerden gelen haberlerden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Hasta tutsakların vasileri organize suç örgütü hükümlüsü Alaaddin Çakıcı'ya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nden verilen süresiz sağlık kurulu raporuna tepki gösterdi. Edirne F-Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan kronik prostat ve böbreğinde kum olan hasta tutsak Ali Gülmez'in vasisi Sevim Kalman, özellikle adli tutuklularla siyasi tutsaklar arasında ciddi bir ayrımcılık politikasının yürütüldüğünü söyledi. Yani ağırlaştırılmış MHP tükümlüsü olan, tek kişilik hücreti olan ağır hastalar var. Asıl onların daha çok morali ihtiyacı var. Yani bırakın morali, zaten şeyleri bile sınırlı. Görüş saatleri sınırlı, verilen yasal anlamdaki hakları sınırlı, yasadaki belirlenen yasal anlamdaki tutuklu, hükümlük süreleri sınırlı. Onun yanında hiçbir tedavileri doğru düz yapılmıyor. Aylar süren hastane sevkleri, benzeri şeyler oluyor. Bütün bunların yanında asıl onların, yani bir an önce tahliye edilip ailelerinin yanında tam teşekküllü hastanede tedavi edilip asıl onlara çok morallerine ihtiyaç var. Ama burada da bir ayrımcı. İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu üyesi ve Tekirdağ Birnoğlu F-Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan tüberküloz, migren, böbreklerde iltihaplanma ve ülser gibi birçok hastalığı olan Menderes Leyla'nın vasisi Hatice Onaran, insan hakları penceresinden bakıldığında her hasta tutukluya eşit koşullarda yaklaşılması gerektiğini söyledi. Çıkıcıya verilen bu hakların, tabii ki biz hasta tutsak memuru olarak en ihtiyacı olan hasta tutsaklar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Alaaddin Çıkıcı'nın çok böyle elimizde bulunan hasta sakıslarına baktığımızda çok büyük şey. Tehditlerinde iki olmayan insanlar tehditçilerde kalıyor. Yemeğini yemiyor, yiyecek bir durum olmuyor, onunla sürüklemiyor ya da her neyse. Ya da işte %80 kalbi çalışmayan ya da hastalarımız var. Kanser hastası olan çok zor olan insanlar var. Bunların daha çok moral ihtiyacı vardır. Ve şöyle bir şey var. Araştırmış mühendik bir de çok kısıtlı kişilerle görüşebilir. İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu üyesi ve Tekirdağ Birnoğlu F-Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan tüberküloz, migren, böbreklerde iltihaplanma ve ülser gibi birçok hastalığı olan Menderes Leyla'nın vasisi Hatice Onaran, insan hakları penceresinden bakıldığında her hasta tutukluya eşit koşullarda yaklaşılması gerektiğini söyledi. İnsan hakları penceresinden baktığımızda ve mevzu hastalık olunca aslında herkese, her hastaya, her hasta mahpusa yaklaşım ve hakkın aynı olması noktasında çok hani önemsemiyoruz aslında. Yani olmalı, olması gereken budur. Yani hem ağır hastalığı noktasında hem veda hakkını kullanması, vedalaşması. 2014'ten bu tarafa biz yaklaşık şu an 402 ağır hasta mahpus var bizim İnsan Hakları Derneği'nin var olan listesinde. İmralı Adası'nda tecrit altında tutulan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, milyonların gözü, kulağı İmralı'dadır diyerek Öcalan'ın siyasi kimliğine işaret etti. Fatma Öcalan ise kardeşinin hayatıyla ilgili endişelerin ortadan kalkması için İmralı kapılarının açılması gerekir dedi. İmralı Adası'nda 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatlarıyla, 11 Eylül 2016'dan bu yana da ailesiyle görüştürülmeyen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride dikkat çeken Öcalan'ın ailesi, Türkiye halklarına ve uluslararası kamuoyuna Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için çağrıda bulundu. Urfa İkinoğlu T-Tipi Kapalı Hapishanesi'nde annesi Esma Yılmaz'la birlikte kalan 1 yaşındaki Arin bebeğin bir hafta önce acil olarak hastaneye sevkinin yapıldığı ancak hala hastaneye götürülmediği öğrenildi. Çarşamba günü hapishaneye eşi ve çocuğunu ziyarete gelen Mehdi Yılmaz, Arin bebeğe verilen yanlış ilaçların değiştirildiğini ancak yeni ilaçların hala verilmediğini belirtti. Kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapan Yılmaz, eşinin serbest bırakılması için yetkililere seslendi. Susma, haykır, haber almak haktır.
Yarın Tutsak editörü İsmin Aztemel ve muhabiri Hava Cuçtan'ın 16 Temmuz Salı günü görülecek ilk duruşması öncesi meslektaşları Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi önünde basın açıklaması düzenledi. Gazeteciler Salı günü ilk duruşmaları görülecek olan tutuklu meslektaşları İsmin Aztemel ve Hava Cuçtan'ın serbest bırakılmasını istedi. Duruşmaya katılım çağrısı yapıldı. Antep L tipi kapalı hapishanesinde tutsak olan Gülistan Al, hapishanede karşılaştıkları hak ihlallerine ilişkin kaleme aldığı mektubu paylaştı. Al 4 Temmuz sabahı gardiyanların koğuşa gelerek Aysel Kaya Vurucu'ya hücre cezan var dediklerini ve Vurucu'nun hücre cezasının belgesini istemesine rağmen zorla hücreye götürülüp burada erkek gardiyanlarca darp edildiğini anlattı. Al, biz bunları duyduk ve tepki gösterdik. Buna karşılık bize siz kimsiniz? Sizi gebertiriz, sesinizi kesin şeklinde tehditlerde bulundular. Daha sonra kapıyı açarak koğuşumuza girdiler dedi. Al, bizi yerlerde sürükleyerek revire götürdüler. Revirde Furkan ve Aykut isimli iki sağlık çalışanının yanında Ebru, Tuğçe, Filiz ve Gizem isimli gardiyanlar saçımı çektiler, sırtıma ve göğsüme yumruklarla vurdular. Tekme tokat müdahale ettiler. Buna ilişkin vücudumda halen morluklar var. Darp izlerim halen mevcut. Doktorun buna ilişkin tutmuş olduğu raporlarla ilgili bilgim yok. Gardiyanlardan ve bu saldırıya göz yuman sağlık çalışanlarından şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Al ayrıca tüm bu olaylarla ilgili kamera kayıtlarının mevcut olduğunu da belirtti. Değerli izleyiciler, Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinin tarihi aynı zamanda baskı ve zulme karşı direniş tarihidir. 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu Direnişi'nin 36. yıl dönümü bugün. PKK'nın öncü kadrolarından Kemal Pir, Hayri Durmuş, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz'ın 14 Temmuz 92 yılında başlattıkları ölüm orucu direnişinde şehit düştüler. Direnişte yıldızlaşanları sevgi ve minnetle anarken şimdi onlar için hazırladığımız dosyamızı ekranlarınıza getiriyoruz. Mehmet Hayri Durmuş, PKK örgütünün önder kadrolarından. Amacımız Türkiye'nin denetiminde kabul ettiğimiz parça üzerinde bağımsız, demokratik bir ülke yaratmaktır. İdeolojik olarak Marksist-Leninist tarzda faaliyet yürütmekteydik. 1955 yılında Depin Kumuk köyünde dünyaya gelen Mehmet Hayri Durmuş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Çevlik'te tamamladı. Genç yaşlarda devrimci düşüncelerle tanıştı. Daha sonradan kazandığı Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuduğu yıllarsa yaşamında önemli bir dönemeç oldu. Bu yıllarda Marksizm, Leninizm ve ulusal sorun üzerine araştırmalar yaptı. 1975'lerin sonuna doğru daha sonra PKK ismini alacak olan Abdullah Öcalan'ın öncülüğünü yaptı, APUC'u grupla tanıştı. Ve 1977'den itibaren okulu bırakıp profesyonel devrimciliğe başladı. Çevlik, Ahmet, Mardin ve Urfa'da çalışma yürüttü. PKK'nin kuruluş toplantısına katılıp program taslağının oluşturulmasında da önemli bir rol oynayan Mehmet Hayri Durmuş, 1979 yılında tutuklandı. 14 Temmuz Ölüm Orucu Direnişi'nin mimarı, başlatıcısı olan Mehmet Hayri Durmuş, eyleminin 55. gününde yaşamını yitirdi. Ancak yaşamını yitirmeden önce yaptığı vasiyetinde, gerek tutuklanmadan önce gerekse de tutuklandıktan sonra partiye karşı olan görevlerimi tam anlamıyla yerine getiremedim. Mezarıma borçlu yazılsın diyecekti. Kemal Pir, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Güzeloluk köyünde 1952 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini okuduğu yıllarda tanıştı. Abdullah Öcalan aracılığıyla Kürt ulusal sorunuyla tanıştı. 1976 Kürdistan'a yönelme kararı üzerine Kemal Pir de Kürdistan'a giden ilk grup arasında yerini aldı. Kemal Pir, 3 Haziran 1977 ve 8 Kasım 1978'de iki kez yakalandı ve kısa bir süre hapis yattıktan sonra kaçtı.
1979 yılında PKK'nın ülke dışına çıkma kararıyla Filistin'e giden PKK grupları içerisinde yer aldı. 1980 yılında tekrar ülkeye döndüğü sırada yakalanarak tutuklandı. Ahmet Zindanı'nda cuntacıların tüm işkencelerine karşın direnişçi kişiliğinden asla taviz vermedi. Mehmet Hayri Durmuş'un ölüm orucuna başladığını açıkladığı mahkemede Hayri'nin ardından ölüm orucuna başladığını açıkladı. Direnişin 55. gününde yaşamını yitirdi. Kararlı ve militan bir kişiliğe, yaşamı uğruna ölecek kadar seven bir duruş sahibiydi. Akif Yılmaz, 1956 yılında Ardahan'ın Beşiktaş köyünde dünyaya geldi. Yoksul bir aileden gelen Akif Yılmaz, lise öğrenimini yarıda bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Metropollerde çalıştığı sürede sınıf mücadelesini yakından tanıdı. 1976 yılında Kürdistan'da gelişmeye başlayan APO'cu hareketle tanıştı ve Kürdistan özgürlük mücadelesi saflarına katıldı. 1978-1979 yılları arasında Kars ve çevresinde faaliyet yürüttü. Daha sonra görevlendirildiği Ahmet'te yerel komitede görevini sürdürdü esnada tutuklandı. Ahmet zindanındaki insanlık dışı uygulamalara karşı 14 Temmuz'da ölüm orucuna katılmaktan bir an bile tereddüt etmedi. Direnişin 63. gününde yaşamını yitirdi. Ali Çiçek, Rıhan'ın Curnereş ilçesinde 1961 yılında dünyaya geldi. Çocuk denilecek yaşlarda Kürdistan özgürlük mücadelesiyle tanıştı. Kürdistan Özgürlük Hareketi ile tanışır tanışmaz da hiçbir tereddüt göstermeden çeşitli düzeylerde çalışmalara katıldı. Daha 16 yaşındayken tutuklanan Çiçek de 12 Eylül darbesi ardından Ahmet Zindanı'na getirilen PKK'li tutsaklar arasında yer alıyordu. Oldukça heyecanlı ve hareketli bir yapıya sahip olmasından dolayı zindanda Kızıl Yıldız olarak adlandırıldı. Ahmet zindanındaki işkencecilerin tüm uygulamalarına rağmen mücadelesinden asla geri adım atmadı. 14 Temmuz günü gittiği PKK Urfa davasında Mehmet Hayri Durmuş ve Kemal Pir'in ardından 3. kişi olarak ölüm orucuna başladığını duyurdu. Ali Çiçek'in genç bedeni açlık grevinin 65. gününde ölüme yenik düştü. Ve Çiçek'in cenazesi yaşamını yitirdikten 28 yıl sonra kendi vasiyeti üzerine Osmaniye'den Ahmet'e getirildi. Değerli izleyiciler, sıradaki dosyamız Frik Dede'ye ait, onu ekranlarınıza getiriyoruz. 12 Eylül'den tam bir yıl sonra 18 yaşındaki Behzat Frik 10 Ekim 1981'de ağaca bağlanarak katledildi. Frik Dede, yani baba Frik, oğlu Behzat'ın abisinin gözleri önünde bir ağaca bağlanıp yakılarak katledilmesinden sonra sakallarını hiç kesmedi. Ölünceye kadar da ne banyo yaptı ne de birileri onu yıkayabildi. Onun kızgınlığı oğlunu cayır cayır yakarken yağmayan yağmura, yağmayan karadır. Gözlerini usulca yumdu sanki uyur gibi gözlerini usulca bir soğuk yellese üşür ölüm ölüm bile bir soğuk yellese üşür ölüm ölüm bile anlatır. Oğlum cayır cayır yanarken yağmayan yağmura ve karadır bütün isyanım. Oğlumun yanışını izleyen gökyüzünün şimşekler çaktırıp onu söndürememesinidir kızgınlığım. Yağmur neden yağmadı? Kar neden yağmadı? Uyur gibi gözlerini usulca yumdu sanki uyur gibi. Frik Dede 1909'da Karaderişi de doğdu. Küçük yaşta babasıyla birlikte Dersim'i diyar diyar dolaştı, sazıyla coştu, sözde ise ustalaştı. Kendi deyimiyle bu meşakkatli yolun ilk desturunu çok sevdiği babasından almıştı. O, Kırmanç cemaatleri içinde pişti ve ocak kültürünün deryalarından beslendi, genç yaşta insanlık kamil sırrına erdi.
Baba oğul bir gün olsun kara dereşide durmadılar. Çünkü Dersim'in başında dolanan kara bulutları görmüşlerdi. Bu durumun farkında olan baba oğul, Dersim'in başında dolanan büyük felakete karşı aşiretlerin birliği için dört bir yana fikir taşıdılar. Baba oğlun özellikle Hozat ve Ovacık aşiretleri arasında saygınlıkları tartışılmazdı. Öyle ki toplumsal adaletin terazisinde onlar toplumun ortak vicdanı olmuşlardı. En amansız aşiret kavgalarında onlar hep hakkaniyeti söylediler ve doğrudan yana oldular. İşte bu sebepledir ki baba oğul bu toplum nezdinde tartışmasız olarak haklı bir saygınlık kazanmışlardı. 1933 yılında Ovacık'ın Çehberi köyünde Hızır Cemih tutarlar. Ama Cem Yeri'ye ne ihbar edilir? İkisi yakalanır, sırrı yüzbaşıya teslim edilirler. Pirlerinin bu durumuna oldukça üzülen Kurno, İbrahim Sırrı Yüzbaşı'ya gider, sıkı bir pazarlığa oturur. Bu pazarlığın sonucunda 15 kilo bal, bir teneke yağ, bir kısır keçi ve 20 kilo peyniri yüzbaşıya vererek pirlerini geri alır ama olaylar peşini bırakmaz. Sonunda Ferik Dede her yerde aranır duruma düşer. 1937'de Hozat Zankrek muhtarı olan amcası Çıla'dan Ferik Dede'yi teslim etmesi istenir. Çıla bu ihaneti kabul etmeyince eşi ve çocuklarıyla birlikte kurşuna dizilir. Çıla'nın başına gelenleri duyan Ferik Dede Zankrek'e koşar, belki aileden birini bulurum diye ama nafile, sadece Çıla'nın kaynını bulur. Amcasından geriye kimsenin kalmamasına çok üzülür. Ağıtlar yakar, boş konakta dövünür durur ve sonra da bir köşeye yığılır kalır. Ferik Dede bu haldeyken aynı gece milis Palancı Kumaz, Peyi Karakolu'na haber vererek Ferik Dede'yi yakalatır. Yapılan üst aramasında Ferik Dede'nin cebinden Seyit Rıza'ya ait bir mektup çıkar. Seyit Rıza cezaevindedir. Bu mektupta yazılı olan bazı deyimleri çözemezler ve ne anlama geldiğini söylemesi için de Ferik Dede'ye günlerce işkence yaparlar. En çok da mektubun kime yazıldığını merak ederler ama o inkar eder, bilmediğini söyler. Ferik Dede'nin gözaltı haberi Ovacık'a ulaşır. Bunun üzerine babası Hozat'a gelir ve oğlunu kurtarmak ister. Bir süre sonra Ferik Dede'yi sürgün kafilesine dahil edilmek üzere serbest bırakırlar. Herkes onları Balıkesir Dursun Bey'de zannederken baba oğul kaçarak Ovacık'a dönerler ve ölüme meydan okuyarak dervişhane dolaşmayı sürdürürler. 38 biter ama onlar 1941 yılına kadar gizli yaşamaya devam ederler. İhanetin kol gezdiği bir ortamda kimseye görünmezler. Sonra kaçak yaşayanlarla ilgili bir emir gelir. Bu durumda olanların haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmayacaktır diye. Onlar da bu vesileyle meydana çıkmış olurlar. Ferik Dede son yarım asırda ne cem tuttu ne de taliplerini gezdi. Sanki dili lal olmuştu. Kolay değildi onun yaşadıklarını yaşamak. Çünkü 38 yaralarına yeni yaralar eklemişti ve bu son hesaplaşmaya da o bir oğul bir de torun vermişti. Bundandır ki bir asırlık ömrünün son yıllarından Hakk'a yürüdüğü güne kadar kimse onun güldüğüne tanık olmamıştı. 1980 askeri faşist darbe günlerinde oğlu Bezzat Frik'in abisinin gözleri önünde bir ağaca bağlanarak diri diri yakılması Ferik Dede'nin hayatı boyunca yaşadığı acıların en ağırı oldu. Ferik Dede Dersim'in yaşayan son ve önemli bilgelerinden biriydi. Yüzü Şemsi Kamber, gözleri nur dolu Bilge Dedemizin hayatını anlatan bir film yapan yönetmen Buket Aydın izlenimlerini şöyle aktarıyor. Bir Hızır Perşembesinde köhne ama içten hazinesine konuk olmuştum. Bir kat yatak, bir kuzine, bir saz ve dört duvar. Ama içten, ama sıcak, ama huzur dolu. Ve bütün dünya mallarından arınmış arı bir mekandı. Evden ayrılırken aklımda tek bir düşünce vardı. Değerlerini kaybedenler bir daha asla kendileri olamazlar, kendileriyle olamazlar. Asla geçmişlerini bilmez ve bu günü yaşayamaz ve yarına hazır olamazlardı. Tam da dört dağ içinde terk edilmiş bir kentte bir asır yaşam. Adımlar ağır ağır, bakışlar tane tane. Ne acelesi var görünürde ne de geride kalanlara söylenecek son bir sözü. Belki bizim gibilerin aradığı adamdı o. Belki beklediğimiz son klam onun dilinde saklı. Bir sona yaklaşmaktayız hepimiz. Sahi kimin sonudur bu? Bizim mi? Yaşlı adamın mı? Yoksa insanı kamilin mi? Ferik Dede gizli bir sırdır dediği hafızasını, acısını, suskunluğunu, kesmediği sakallarını 10 Temmuz 2007'de alıp giderken aramızdan, bize de ondan geriye miras olarak bir asırlık hayat, halk bilgeliği geleneğinin değerleri ve hoş bir nida olarak sazı sözü kaldı. Şemsi kamber gözlerin mündür ayın hilali
o sessiz bir alem. Hüsnüyüm kurdum, lebim keseri, dürdür dişleri. Sevgiyi din, aşkı yol eylemiş bir kavmin çocukları. Bu bedbaht dünyada eteklerinde hep yolun yükünü ve kırılan dalların hüznünü taşırlar. Yolun yükünü en ağır taşıyanımızı kaybettik. Birbirinin peşi sıra yitip giden, hakka yürüyen insan-ı kamillerimizin hatırası yolumuzu aydınlatan nur olsun. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Değerli izleyiciler, haftanın konuğunda Ziya Ulusoy'la hem tipten sonra ilk kez devrimcilerin, sosyalistlerin bu kadar kalabalık bir şekilde 12 kişiyle meclise taşınmasını konuşacağız. Hem de zamanımız kalırsa Erdoğan AŞ'ye ve savaş hükümetine bakacağız, kabinesine bakacağız. Hoş geldin Ziya. Teşekkürler, sana da kolay gelsin. Biliyorsun 10 Ekim 1965'te tip 15 milletvekiliyle meclise girmişti. Ve o güne dair ne söylenirse söylensin, tipe dair nasıl bir değerlendirme yapılırsa yapılsın, sonuçta büyük bir başarıydı. Gösterdikleri muhalefette yaptıkları işler de tarihe güzel harflerle yazıldı diyelim. Şimdi yıllar sonra biliyorsun 7 Haziran seçimlerinde 80 kişiyle milletvekiliyle temsil edildi genel olarak Demirci Hareket ve Kürt Özgürlük Hareketi. Bugün gelinen aşamada yani 24 Haziran seçimlerinde 12 milletvekili var, bir yanlışım yoksa. Batı'dan ilerici, devrimci, sosyalist milletvekilleri, evet, olarak onlardan ne beklemeli ya da neler bekliyoruz? Onlara düşen görevler neler desem neleri söylersin? Tabii. Nasıl bir değerlendirme yaparsın? Tabii. Şimdi tabii Türkiye İşçi Partisi'nden 1965 seçimlerinde seçilen 15 milletvekili vardı. Hı hı. Ve bunlar tabii en önemli özelliği işçilerin, ezilenlerin, köylülerin demokratik üniversitenin taleplerini meclis kürsüsünden de yerine getirmek, dile getirmek, yüksek sesle dile getirmek ve aynı zamanda halkın içinde çalışma yapmaktı. Temel özellikleri, evet, buydu. Bu tabii şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye tarihinde bir ilkti. Yani çok baskı, uzun 10 yıllar boyunca büyük bir baskı rejiminden sonra halkın yararına böyle bir sesin çıkması, halkların yararına böyle bir sesin çıkması çok önemli bir olay olmuştu ve halk kitleleri bundan yeni bir umut, yeni bir yani yeni bir hak arama yolları keşfettiler. Onun için muazzam bir yankı yaptı. Yani şeyden, yani İstanbul'dan nereye kadar diyelim, işte Kayseri'ye kadar, Orta Anadolu'ya kadar, Orta Anadolu'dan Kürdistan illerine kadar, yani Kürdistan'a kadar böyle bir yankıda bulundu. Şimdi bu mesela yaptıkları çok önemli şeyleri, yani ben yani bir kısmını okudum, bir kısmını hatırlıyorum zaten. Kendim de katıldım bazılarına. 67-69 arası doğum mitingleri vardı. Mesela o doğum mitinglerinden biri benim okuduğum şeydeydi, Dersim'deydi. Dersim'de ben de katıldım mitinge ama çok heyecanlandık. Yani genciz işte, 16 yaşında gençleriz. Çok heyecanlandık. Yani hani Silvanlılarla Dersimleri buluşturuyor, pankartlarda sloganlar, işte Kürtlerin haklarına dair konuşmalar çok önemli bir şey oluyordu. Yani bir yeni bir şey gibi geliyordu bize. Bir heyecanla etkiliyordu. Yani bir kitle çalışması oluyordu. Yani kitle aslında tıpkı şunun gibi, mesela 7 Haziran seçimlerinde HDP ilk kez meclise girdi. Ve o süreç yani birkaç yıllık bir süreç, çok uzun bir zaman değil. Uzun yıllardan sonra kazanabiliriz fikrinin oluşmasında, umudun büyümesinde çok büyük katkısı oldu. Tabii, çok herhalde büyük. Tıpkı onun gibidir yani. Tabii. Daha sonra 68 ara seçimlerindeki katıldığı yerlerde %3,5'tan %5,5'a kadar çıkardı oylarını. Sonra düştü. Ondan sonra yetmedi. Tip yeterli olmadı yani. Fakat mesela yine mesela okuduklarımızdan şunu anlıyoruz. Yani okuduklarımızdan, incelediklerimizden ve o dönemde duyduklarımızdan
bu kanlı pazar olaylarında yer aldığı bir dizi NATO karşıtı mitingleri yine Türkiye İşçi Partisi ve milletvekilleri ve sendikacıları düzenlediler. Onlardan 69'daki bu Dolmabahçe'ye gençlerin yürüyüşünü tip yönetimi engelledi işte. Biraz korkuyordu aslında. Biraz çekingenliği vardı. O kötüydü tabii yani. Yani fiili meşru mücadele yerine yasal sınırlarda kalma şeklinde bir sınırlama getiriyordu. O kötü bir yanıydı ama mesela o bir tane mitingin, NATO karşı mitingin, o Dolmabahçe yürüyüşünü engelledikleri mitingin yani. Taksim'deki mitingin katılımı 40 bindi. Onun 30 bini sendikacıların getirdiği işçilerdi. Ya çok büyük bir olay yani. Bunu hani onların yasal sınırlarla sınırlanma, işte onların engellemesine karşı çıkalım ama yani işte 10 bin öğrenci memur, işte 30 bin de işçinin NATO'ya karşı mücadele haftası önemli içinde. Önemli bir şey elbette yani. Çok önemli bir şey tabii, tabii yani. Böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla yani o orada da mesela bir tanesinde yine işte Kanlı Pazar'ın olduğu, 69'da Kanlı Pazar'ın olduğu bir mitingi de yönetip düzenlemişti. Bugünkü bu İsmail Kahramanlar, Abdullah Güller vesaire, bugün Erdoğan'ın hocalarının, işte Necip Fazıl'ların, tabii bunların İlim Yayma Cemiyeti ve Komünizmle Mücadele Cemiyeti ve Milli Türk Talebe Birliği'nin topladığı işte ağzı salyalı saldırganlar Kanlı Pazar'da iki işçinin öldürülmesine, yani öldürdüler, evet, katillik yaptılar. Bu şekilde engellemeye çalışıyorlar. Yani bunlar o kadar büyük bir yankı uyandırıyordu ki bu yankının çok daha geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlardı. Ayrıca tabii şunu da vurgulamak lazım. Mecliste Aybar'ın konuşmaları, başkalarının, hatta Çetin Altan, bağımsız milletvekiliydi aslında. O tam sosyalist de değildi yani ama... Ama güzel konuşuyordu. Güzel konuşuyordu. Gazeteci olmasının verdiği avantajı güzel konuşuyordu. İçinde de mesela Hamit Efendioğlu'nu saldırtıyorlardı. Başkalarını saldırtıyordu. Adalet Partisi saldırtıyordu. Ondan sonra tabii bu CHP'nin kodamanları, gericileri vardı. Bu Turhan Feyzioğlu mesela var. Tam devletçi yani. Sonra Güven Partisi'ni kurdu. Evet. Yani onlar mesela saldırıyordu. İşte Behice Boran'a şey diyorlardı. Komünistim desene diyordu. Desene diyordu. Böyle yani hani işte antikomünizmi kullanmaya çalışıyorlardı. Aslında yani çok açık yürekli çıkıp söylemek de lazım. Ama şöyle bir çekingenlik vardı. Yani uzun 10 yıllar baskı olmuş. İşte adeta İnsanlar düşüncelerini söylemekten yani çekingen hale gelmiş. Yeni yeni bir açılımla ortaya çıkıyorlardı. Bunun verdiği bir tutukluk vardı. Peki yani çok büyük bir tarihi yok öncesinde. Yok işte. Yani devrimci hareket açısından, yok, sosyalist hareket açısından baktığımızda bir tarihsel olarak bir şey yok, birikimi yoktur tabii yani. Fakat şimdi ise yani o zaman ama şöyle bir şey vardı. Şimdi dünya çapında bu yeni sömürge ülkeler sonra bu 68 hareketiyle de birleşti. Evet. Kapitalist merkezleri de kapsadı. Şimdi çok geniş bir şekilde hak ve özgürlükler için bir kitle hareketi vardı. Yani işçilerim vardı, köylülerim vardı, gençliğim vardı, akademisyenlerim vardı. Kadınların az çok yeni işte bir kadın hareketi 60'ların sonlarında dünyada gelişmeye başladı. İkinci dalgası denen bir tabii dalga var. Tabii ikinci dalga feminist hareket 68'de gelişti. Evet. Şimdi fakat Türkiye'de yankısı yeni yeniydi ama bütün bunlar dünya çapında bir umut uyandırıyordu. Bütün dünyanın ülkeleri, bütün ülkelerinde yani şu anda gericiliğin en barbar ve koyu olduğu yerlerde bile, halka etkilediği yerlerde bile yani bir ileriye doğru umut, bir hak ve özgürlükler mücadelesi, bir devrim yapma, hatta sosyalizmi kurma iddiası, inancı çok yaygındı. Mesela işte o ortamda 60'ların sonlarında mücadele eden işçilerden öne çıkanların doğallığıyla savunduğu şey biz sosyalizmi kurmalıyız. Yani bu inanç binlerce ciltten daha güçlü bir inançtır. Yani evet, o kadar güçlü bir inançtı yani. Böyle çok inanarak savunuyorlardı bunu. İşte o ortamda tip bunun önünü bir 69'a, 68'e, 67'ye, 66'a, 67'e, 68'e kadar açan bir rol oynadı. Fikir kulüpleri federasyonunu kurarak, derneklerini ve federasyonunu kurarak da gençliğin mücadelesinin başlangıcına ön ayak oldu diyelim. Ondan sonra da gençlik aldı yürüdü. Şimdi tabii bugünkü dünyada ise bir 20-25 yıllık dünya gericilik dönemi yaşadık. Yani umutların kırıldığı ve dünyada işte milliyetçilikle dini inançların sağda büyüdü yani. Dalganın şey olduğu, bir de kapitalizmin, yani kapitalizm ne yaparsak yapalım egemendir. İşte onun ideolojik hegemonyası yaygınlaştı. Yani küçük mülk sahibi olma, orta çaplı mülk sahibi olma, işte böyle bir kapitalizm hayranlığının egemen olduğu bir dönem yaşadık. Yani bu neoliberal saldırılarında çok yoğun oldu. Evet. Şimdi oradan çok gerici teoriler de üretildi, geçelim ama biz bunları. Fakat şimdi bugünkü ortamda ise şöyle diyelim,
Aynı zamanda Kürtlerin bir devrim yaşadığı. Yani Kürtlerin 30 yıllık bir devrim yaşadığı bir dönem. Fakat buna karşı Türk halkında da şovenizmi, yani şovenist zehirlenmeyi sürekli yükselttikleri, sürekli kışkırttıkları, o zehri içirdikleri ve halkın yani işte kendi sorunlarına değil de Kürt düşmanlığına yönelttikleri halkı böyle bir dönem. Şimdi bu dönemde bu dönem devam ediyor. Evet, bu dönem o zaman, devam. Ama gözü de yaşandı. O zaman evet. Şöyle yapabilirler. Yani şöyle diyelim mi? Sosyalist vekiller, meclisteler evet. Onlara buradan baktığımızda ne tür görevler düşüyor? Yani evet kürsüyü kullanacaklar ama bunun dışında neler yapmaları gerekiyor? Çünkü bir iradeyi temsil ediyorlar. Tabii. Doğallığında özel olarak da bence Kürt halkının oylarıyla oraya gittiklerini hepimiz biliyoruz. Tabii. Bunun altını bir kez çizmek gerekiyor herhalde. Dolayısıyla buradan baktığımızda neler yapmalar diye sorsam sana. Tabii. Şimdi birincisi yani tabii Kürt halkının çok geniş oylarıyla geldiler. Artı Türkiye'deki demokratik güçlerin oylarını aldılar. Ve bunun sorumluluğu omuzlarında taşıyorlar. Bu evet. Bir tabii ki. Onun için çok şey yapmalılar. Şimdi meclis kürsüsünü kullanmalılar. Yani terk etmek diye bir şey olmaz. Fakat bilelim ki gerek mecliste konuşmaların basında yayınlanması, basın işte Erdoğan'ın tek elinde böyle yani diktatörün tek elinde her dediğini dikte ettiriyor ve işte ona göre örgütlenmesi var onlar yazıyor. Dolayısıyla da orada konuşmak yetmiyor yani. Yetmiyor hatta belki daha az önemli. Yani evet. Daha çok önemli olan halk neredeyse yani işletmelerde, okullarda, derneklerde, kahvelerde, mahallelerde, yaşam alanlarında yani. Şimdi bütün halk, köylerde dahil yani. Şimdi halk neredeyse, yani işçiler ve ezilenler neredeyse, millet yani vekillerin, yani sosyalist vekillerin yeri kesinlikle orasıdır. Yani bildiri dağıtmaktan tutalım da açıklama yapmaya, propaganda yapmaya, aşılasyon yapmaya, herhangi yaygın eylemler düzenlemeye, mitingler düzenlemeye kadar. Hemen orta bir parantez evet. Açalım mı Ziya? Yani bu söylediklerimiz elbette ki bütün HDP'li milletvekilleri için geçerli ama bunu biraz özel bir parantez açtığımızda ifade edelim bir kez daha da yanlış anlaşılmayalım. Yok kesinlikle yanlış anlaşılmaz ama evet. Yani şöyle diyelim. Şimdi bunlara daha özgül, kendine özgü görevler ve çok daha ağır sorumluluk düşüyor. Yani onun için vurguluyoruz. Yani evet. Buna özgürlüğünü onun için vurguluyoruz. Yani mesela diyelim ki niye? Şimdi Kürdistan'daki baskılara karşı tabii ki bunlar Kürt halkının yanında olacak. Yani içte ve dışta savaşa karşı da. Her zaman gidecekler oraya. Yani oralara da gidecekler. İstanbul vekili olabilir ama yani Cizre şeye nasıl ki Figen Yüksekdağ'la şey gittiyse Faysal Sarı Yıldız oradaydılarsa nasıl ki Demirtaş'ta diğer vekiller orada idilerse kesinlikle İstanbul vekilinin, İstanbul'un sosyalist vekilinin görevi de yani Kürt halkına yönelik tüm saldırılar karşısında Kürt halkının yanındadır ve içindedir. Bu kesin. Böyle olmalı. Dış savaşa karşı da yani Efrin işgaline karşı da işte şeye de Hakurka savaşa karşı da bombalamalara karşı da kesinlikle sosyalist vekillerin görevi Kürt halkının yanında savaşa karşı mücadele etmek. Bir de şu önemli. Şimdi belki bundan daha özgül ve daha da önemli olan da şudur. O şovenizmin etkisindeki Türk halkına demokratik barış anlatmak, demokratik barış aştasyonu, provansı gerçeklerini anlatmak ve demokratik barış hareketini tutuşturmak önemlidir. Yani orada gene olacak, bu onun sorumluluğu ama daha yaratıcı görevi ise şu olacak. Yani o şovenizm zehri içtirilen Türk halkının demokratik barış mücadelesini tutuşturmak, geliştirmek, örmek, anlatmak, ısrarla, hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan, hiçbir baskıya boyun eğmeden, hiçbir toplumsal şövenist etkiye yani gerici reaksiyonlar etkiye boyun eğmeden, korkmadan cesurca anlatmak ve sade bir dille, halkın anlayacağı bir dille bu gerçekleri ve aynı zamanda çözüm yolları, demokratik barışın çözüm yollarını anlatmaktır. Bunların görevi. Bunu yapmak bir. İkincisi, hak ve özgürlükler mücadelesi. Nerede bir işçi grevi varsa, nerede bir atılan işçi var ve atılmaya karşı bir direniş varsa, nerede bir işsizlik talebi varsa, nerede bir yoksulluğa karşı mücadele isteği varsa onu ortaya çıkarmak, toplamak, tartışmak, halk toplantıları yapmak, halk toplantılarından çok yaygın gösteriler. Bunu şunun için de söylüyorum. Yani bugünkü dönem dünden daha fazla bir şekilde diktatör Erdoğan'ın
yasal imkanları boğacağı, sıkacağı, paramiliter güçleriyle, polis güçleriyle saldıracağı, ceza vereceği ama bundan korkmadan mücadele etmek için yani halkın seçtiği vekillerin en önde bu tür çalışmaları yapmaları gerektiği bir dönemdir. Daha özgür bir dönem diyelim yani. De tam burada bir şey ifade etmek istiyorum. İzninle sormak istiyorum zamanda Ziya. Evet. Şimdi biz geride kalan dönemlerde yani 7 Haziran seçimlerinden sonra daha öncesinde de esasında hani bağımsız milletvekilleri olarak meclise girenler oldu emekçi soldan bireyler. Ama biz gördük ki yani geçtiğimiz iki dönem açısından da böyle oldu. Hani diyorsun ya grevlerde, eylemlerde, gösterilerde hepsinde olmalılar diyorsun ama biz çok az sayıda milletvekilini gördük geride kalan dönemde. Evet. Burada aynı zamanda sadece emekçi soldan ya da batıdan aday olanları kastetmiyorum yani. Halkın oylarıyla meclise giden bütün vekiller bakımından da bir şey etik bir sorun yok mu yani? Hani oy alıp gidiyorsan oy istiyorsan tabii. Çalışman lazım. Tabii. Diğer burjuva partilerinden seni ayıran, kendine ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ne diyorsan de, hangi sıfatla aday olursan ol ama sonuçta halk sana oraya gitmen ve onun haklarını savunman doğrultusunda tabii. Oy veriyor. Dolayısıyla burada hani geride kalan dönemde dedim ya çok az sayıda vekili gördük yani eylemlerde. Burada bir şey yok mu yani? Etik bir sorun yok mu sence? Şimdi şöyle bir şey. Yani hem etik bir sorun var hem de gerçekten faşizme karşı mücadele görevlerini layıkıyla yerine getirme mücadeleci sorumluluğu var. Yani mücadelede yetersizlik sorunu var. Bu iki bakımdan da eleştirilmeli tabii ama bir şeyler yaptılar fakat ne yapacağı konularında kafaları tam açık değildi 7 Haziran'dan sonra. Öyle bir çarpıcı şok ve dehşet yaratan saldırılar geldi ki vekiller de şaşırdı. Yani vekilleri tabii ki aşan bir mücadele ben yani onu yani her şey yapabilir demiyorum vekiller ama orada şaşırmamak gerekirdi. Gerek yani HDP olarak yani HDP yönetimi olarak gerek tek tek vekiller olarak bir düşünsel bir açıklık gerekiyordu. Yani bu katliamlarla şunu yapmak istiyor buna karşı biz en önde. Ne yaparsak o zaman yaparız. Tabii benim kastettiğim yani işte 80'le girdi daha sonra sayı düştü 60. 59'a düştü. 69'a düştü değil mi? Ama biz bir elin parmakları kadar vekili gördük. Gördük. Anladım. Evet mücadele alanlarında. Dolayısıyla da geriye kalanlar neredeydi, ne yaptılar diye halkın oy verenlerin onlara hesap sormak gibi bir hakkı var. Sorulmasa bile kendini vicdanen ve ahlaken böyle düşünmeleri ve davranmaları tabii. Gerekmez miydi? Gerekirdi. Yani tek tek de toplu olarak da parti olarak da 7 Haziran sonrasını ve 1 Kasım sonrasını yani nasıl ki Cizre Sur'da gidip orada halkın içinde o polis kurşunları ve bombalamaları karşısında kaderini halkla birleştiriyorsa direnişin yani oradaki zulmün yansıtılmasına aracı oluyorsa aynı zamanda direnenlere cesaret veriyorsa şeyde de olmalıydı. Yani İstanbul'un her sokağında, Kürdistan'ın her o işte olağanüstü hal ilan edilen, çevrilmiş kuşatılmış, bombalanan mahallesinde haklarını aramak isteyen ama çekinen diğer halkın eyleme geçmesinde, propaganda yapmasında en önde ve içinde yer almalıydılar. Burada tabii ki etik bir sorun da var. Ama burada daha çok yani ben bireysel korku olmadığını, yani meselesi olmadığını, bunun daha çok bir ne yapmak gerek konusunda bir düşünsel açıklık gerekir. Yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a ve 1 Kasım'dan da bugüne, yani 24 Haziran'a kadar kesinlikle bir elin parmağı kadar değil, hepsinin. Hepsinin ve her yerde, her sorunun olduğu yerde, her mücadelenin olduğu yerde, HES'lerin olduğu yerde, yani HES'e karşı direnişlerin yani olduğu yerde. Yani halkımızın bir sözü var ya Ziya, diyor evet. Ya oyuna giren kol sallarmış. Sallamalı. Eğer onu yapmayacaksan o zaman girmeyeceksin oyuna. Basit, bu çok net bir şey. Basit demeyeyim ama çarpıcı bir örnek vereyim. Mesela Mussolini faşizmine karşı Matteotti diye bir milletvekili Sosyalist Parti'nin şimdi faşistlerin yaptığı cinayetler mecliste tartışma konusu yaptı Sosyalist Parti. Yaparken Matteotti dedi ki şu anda katiller karşımda oturuyor dedi.
tarihi bir konuşma, tarihe geçti. Ve onu hemen birkaç gün sonra vurdular. Faşistler vurdu yani. Çok tehlikeli gördüler yani. Hiç yani gerçeğin gözüne hiç tereddüt etmeden baktı ve söyledi. Yani Mussolini ve işte şeyleri tetikçisi vekillerdir bunu yapan dedi yani. Dedi ölümlü. Jean Jour vardı mesela Fransız Sosyalist Partisi'nden 1915'te. Fransa savaş kararı aldığında karara karşı çıktı. Karşı çıktığı çok yoğun stresi meclisteki tartışmalardan sonra böyle meclisin biraz ötesindeki bir meydanda kahve içmeye gitti vuruldu. Yani vurmayı göze alarak bunlar mücadele etti. Yani sonra işte o Metodi şey sırasında işte gösteriler oldu, mücadeleler oldu. Hep böyle geçecek yani. Biz tabii bu tür uğursuz şeylerin olmasını istemiyoruz ama yani bunları bile göze alarak yapmak gerekir diyoruz yani. Çünkü halk ölüyorsa... Bir duruş olması gerekir. Şarttır. Şarttır yani. Yani oradan en basit bir ekonomik greve kadar. HES'lerin yapılmasına karşı, işte talana karşı, termik santrallere karşı, hava kirliliğine karşı, tren kazasına karşı. Tabii, diyebiliriz. Tabii mücadelenin her alanda mutlak olmalı. Üniversite öğrencilerin yanında olmalı. Mesela tutuklamaya gönderilen, baskı altına alınan ODTÜ öğrencileri protesto etti. Orada olmalılar mesela. Mesela şu anda tam bunu söylemişken şu anda Soma'ya yürüyorlar. Tabii. Hiç kimse de şey söylemesin, oturduğumuz yerden hani ahkam kesmek olarak algılanmasın bu. Biz sokaktan geldik yani. Dolayısıyla şu anda Soma'ya yürüyorlar. Herhalde HDP'nin Soma'ya yürüyen ailelerin yanında olması gerekiyordu tabii, vekillerin. Tabii. Özellikle de batıdan seçilmişlerin. Tabii. Yanlış olmaz yok, değil mi böyle ifade etsem? Çok çok doğru olur. Yani daha üzgün bir görevdir onların. Çok daha üzgündür. Yani çünkü şöyle olur bak şöyle olur yani. Eğer bir işçi kıyımına karşı işçi vekili yanında görürse, eğer Soma'daki acılı aileler, işte adaletsizliği protesto ve işte işçi cinayetlerinin suçlusu şeye beraat ettirilmesine, Altbürkan'ın beraat ettirilmesine karşı protesto için Ankara'ya yürüyorlarsa, şimdi bunların yanında oldukları zaman vekiller şöyle bakıyor halk. Bu benim yanımda, benim toplumsal çıkarımı savunuyor, benim için adaleti savunuyor. O halde ben her konuda buna sorayım. Ne diyor? Yani kulaklarını şeye verirler, bu vekillere verirler, yüreğinin sıcaklığını bu vekillere gösterirler. Bu şekilde demokratik barış mücadelesinde çağrı yaptığı zaman o insan gelir mesela. Yani diyelim ki bu vekillerin, şey bu ailelerin bir kısmı eğer Selçuk Kozaçlı'yı savunuyorsa, çünkü o Selçuk Kozaçlı yanında olduğu için, yani zamanında, geçmişte yanında avukatlığını yapmış. Mesela diyor ki ya ben Selçuk Kozaçlı'yı... Kürt... Çok değerli bir şey. Dolayısıyla yani bu sosyalist vekillerin bir görevi de demek bütün bunları yaparken Türk halkını Kürt halkıyla beraber demokratik hak ve özgürlükler için, Kürtlerin hak ve özgürlükleri, işçi sınıfının hak ve özgürlükleri için mücadelede köprü olmaktır. Ve böyle biz de herhalde şöyle kapatırsak güzel olur değil mi? Daha yeni başladılar. Dolayısıyla da bunları umut ederek hepsine başarılar diliyoruz. Tabii bekliyoruz da başarılarını. Evet. Yani, tabii ki. Teşekkürler Ziya katıldığın için. Değerli izleyiciler, 8. günü kapatmadan önce ajandamıza düşen notlardan günün gündemini paylaşacağım. Demos Araştırma Merkezi Kolombiya'da 50 yıldan fazla süren bir iç çatışma ve sonrasındaki barış sürecine dair yaptığı araştırmayı Ankara'da bulunan Neva Palace Oteli'nde düzenleyeceği saat 11'de düzenlenecek toplantıyla aktaracakmış. Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nda 694. kez buluşacaklar saat 12'de. Yine İHAD Diyarbakır Şubesi de saat 12'de Diyarbakır Şubesi'nde kayıp yakınlarını ve İHAD üyelerinin gerçekleştirdiği kayıplar bulunsun, failler yargılansın şiarıyla 492.sini gerçekleştirecekler bugün oturma eyleminin. İHAD İzmir Şubesi de 439. kez saat 13'te konakta bulunan Başbakanlık binası önünde kayıpların akıbetini soracaklar. Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen F oturumunun 329.sü da hasta tutuklu Abdülkadir Fırat'ın durumuna dikkat çekilecek saat 13.30'da bu eylemde. Ve kadın meclisleri 17-17.45 arasında 15 Mayıs'tan bu yana eylemde olan Flormar işçileriyle Kadıköy ilçesinde bulunan Kalkadön Meydanı'nda forum ardından da basın açıklaması düzenleyecekler. Evet değerli izleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın, umutla kalın, hoşça kalın.